Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte benim uzun zamandır beklediğim, bekleye bekleye beklemeyi unuttuğum ve tam umudu kestiğim anda çıka gelen Jinhao X750 dolma kalemi inceleyeceğiz. Dolma kalem elime ilk ulaştığı zaman açıkçası ben kağıt peçete falan yollayıp sarıp yollarlar diye tahmin ederken bayağı bir ambalajın içerisinde ilk önce sarılmış bir kutu, kutunun içerisinde jelatin ve dolma kalem şeklinde geldi. Bayağı mahcup oldum adamlara karşı çünkü 3 dolar gibi bir fiyata aldım. Yani 300 liraların, 600 liraların falan konuşulduğu bu dolma kalem ortamında açıkçası çok tatlı bir fiyat yani gayet hani ben sipariş verirken gelmeme ihtimalini bile göze alarak sipariş vermiştim. Ki karşıma böyle bir şey çıktı. Kalemi ilk elinize aldığınız zaman bir kere plastik bir şey değil. Şu metali hissedebiliyorsunuz ve bir ağırlığı olan bir kalem. Dandik bir his vermiyor size. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kalemin gayet böyle dışarıdan tabii farklı renk seçenekleri var. Ağır başlı, hoş duran bir kalem. Yuvarlak hatları bulunan. Sevimli bir kalem. Detaylarında da bu yuvarlak hatlar devam etmiş. Klipsi ne kadar esnektir bilmiyorum ama zorlamaya gelir mi? Yani zorlamasanız iyi olur bence. Neden zorluyorsunuz çünkü. Bu kısmında X750 ve Jinhao markasının yazılı olduğu bir yer var. Ve anlamsız birkaç şekillerle birlikte. Ya da anlamı varsa da ben anlamlandıramadım. Dış görünüşü hakkında bunları söyleyebilirim. Gayet hoş. Ağırlığı evet ağır ama hani yazı yazmaya engelleyecek bir ağırlık değil. Bence çok hoş bir ağırlık. Dolma kalemlerde bu tarz ağırlıklar olmalı. Kalemi açtığımız zaman biraz uzunca bir uç var aslında. 0.5 mm'lik bir uç ben alırken tercih ettim. Jinhao'nun yazısını ve Jinhao amblemini görüyoruz. Bir de 18 karat yazısı değildir umarım. Çünkü öyleyse de inanmayacağım. Hayır yani. Ve burada tutmak için plastik bir kısım görüyoruz. Evet, elinizden kaymaması açısından güzel olabilir. Daha yazışı rahatlatır mı bilemiyorum. Ama ben oradan tutmadığım için hani ben daha çok bu şekilde yazdığım için bir şey söyleyemeyeceğim ama güzel düşünülmüş bir şey. Uç konusunda aslında bir kıyaslama yapmamız gerekirse Parker'ın bir ucu var elimde. Bu şekilde bir kıyaslama yapabiliriz bence. Yani biraz daha zorlasa iki katına doğru yolu varmış yani Jinhao'nun uç kısmının. Gayet büyük Parker'a göre. Parker'ınki biraz daha küçük kalmış. Ya da Jinhao'nun büyük kalmış. Belki de böyle bir değerlendirme kıstası yoktur bilmiyorum. Ama rahatsız edici bir görüntü mü? Bence gayet hoş. Bu arada Jinhao'nun uçları değiştirilebiliyor. Bunu Türkiye'de de satıyorlar uçlarını. Böyle bir avantajı da var. Ucunun büyük ve uzun olması da bence hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kalemi açtığımız zaman pistonlu bir sistemi var. Ama tabii bu dönüştürülebilir bir sistem. Ben mesela şu anda bunu kartuşla kullanacağım. Bana bir Pelikan dolma kalemle birlikte hediye gönderilen bir kartuş var Pelikan'ın. Onu kullanacağım. Sanırım yeterli olur yazması için. Kalemin dediğim gibi ağırlığı hani şu ağırlığı hoş bir ağırlık. Hani bütün ağırlıktaki hani kapağın verdiği ağırlık biraz daha hani fazla. Yazı yazarken bence çok sorun yaşamayacaksınızdır. Hiç sorun yaşamayacaksınızdır. Yazım deneyimi açısından da bakalım. İnsanın eli dolma kalem alınca ister istemez el yazısına kayıyor. Enteresan. Bence gayet
Hoş bir tecrübesi var yani. Bilmiyorum, belki ben de beklentimi biraz düşürmüş olabilirim kaleme ama hani fiyatı itibariyle, ama bence gayet iyi yani. Biraz mürekkep ıslak kalıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ama bayağı ıslak kalıyor hem de, ama bence yazı için gayet iyi. Uç kalınlığı dediğim gibi 0,5 milimlik bir uç kullandım, aldım. Gayet bence yeterli bir kalem. Hani tavsiye eder miyim? Açıkçası bu fiyata kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü neden etmeyeyim? 20-25 liraya bir şey geldi bana ve hani başlangıç seviyesi için diyorsak, evet bence alabilirsiniz. Belki daha ağır başlı bir renk de alabilirsiniz. Bu arada ben bundan 4 tane daha sipariş verdim. Hani böyle bir performans tabii ki beklemiyordum. 4 tane daha sipariş verdiğim için. Bu arada bir tanesi X450 sanırım. 3 tane X750'den sipariş verdim. Bir tane de X450'den sipariş verdim. Bu şekilde arka tarafı da takıp aslında yazı çok sıkıntı çeker miyiz? Yani hani ben açıkçası şöyle serbest el çalışmayı çok daha seviyorum. Siz tabii yazarken nasıl bir ağırlıktan hoşlanırsınız bilmiyorum. Bu bayağı bireysel bir yorum olduğu için hani çok da bir şey söyleyemeyeceğim, böyle kullan şöyle kullan, ama ben şu şekilde kullanmaktan yanayım. Eskiz yaparken de muhtemelen çok sorun çıkartmayacaktır. Ki gayet hoş yani. Bence gayet sorunsuz çalışan bir kalem şu an için. Malzeme kalitesiyle ilgili hani bu tabii zaman gösterir bunu. Hani sonuçta ne olursa olsun bir ortada bir fiyat var ve beklentimizin ne olması gerektiği konusunda hiç emin değilim. Çünkü çok düşük bir beklentim vardı. Beklentimin üzerinde bir şey geldi. Ama yine de hani tabii ki şu an sorunsuz çalışabilir, ama işte paslanmadır, kırılmadır, çizilmedir. Bunları tabii ki zaman gösterecektir. Ama şu an için hani ilk izlenim olarak gayet sorunsuz çalışan, gayet kendini ifade edebilen bir kalem. Başlangıç seviyesi, orta seviye, ileri seviye herhangi birinin alıp cebinde öyle günlük taşıyabileceği, işini görebileceği bir kalem bence. Özellikle de böyle aşırı yüksek fiyatlar vermek istemeyip dolma kalemi sahip olmak istiyorsanız bence gayet uygun. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.